Merhaba, ben Narmin Balayeva. Hayatın nabzını tuttuğumuz Poster'e hoş geldiniz. Bu hafta Poster'de neler var hemen söyleyelim. Yine birbirinden ilginç konu ve konuklarımız olacak. Sizi bambaşka dünyalara, hayatlara, sanat olaylarına götüreceğiz. Çayınız, kahveniz hazırsa hemen başlayalım. Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay bilinmeyenlerinin Poster'i anlatıyor. Modacı Emre Erdemoğlu ünlülerin kıyafetlerinin Poster'i anlatıyor. Atatürk'ün müze haline getirilen evini gezdik. Uzmanı göz kapağı ameliyatının nasıl yapıldığını Poster'e anlatıyor. Birazdan. Geçtiğimiz hafta dünyada ve Türkiye'de yaşananlar, edebiyattan sağlığa, hayatımıza girenler, yaşamın renkli ayrıntıları haber turumuzda. İnsan öldürür. Merlin'in Herkes Öldürür Sevdiğini adlı yeni teklisi dijital platformlarda yerini aldı. Müziğin Merlin'e, sözleri ise Oscar Wilde'a ait olan şarkının prodüktörlüğünü Ozan Öner yaptı. Alya Öztanyel'in bir kadının terk edilişine duyduğu öfkeyi intikam planına dönüştürmesini konu alan son defa kitapseverlerle buluştu. Londra'da düzenlenen İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları adlı müzayedede 1000 yıllık tarihi objeler, tablolar ve el yazmaları satışa çıkarıldı. Açık arttırmada Hürrem Sultan'ın portresi 126 bin sterline alıcı buldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Almanya'ya iş gücü göçünün 60. yılına özel etkinlikler düzenliyor. 1 Kasım'da başlayacak ve 5 Kasım'a kadar sürecek etkinliklerde film gösterimi, konser ve sergiler de yer alacak. Kendi duvarları arasında sıkışıp kalmış 4 kişinin hikayesini konu edinen Sıfırla Bir arasında tiyatro severlerle buluştu. John Osborne'un Öfke adlı romanından hareketle yazılan oyunda Altay İçimsoy, Çağdaş Tekin, Sıla Erkan ve Tuğçe Çakır rol alıyor. O Türkiye'nin babalarından, usta isimlerinden biri. Hemen her neslin kulağının pasını silecek şarkılar yaptı. Evet, Orhan Gencebay'dan bahsediyoruz. Usta sanatçıyla buluştuk ve merak ettiklerimizi sorduk. Sevenin halinden sevenler bir yarası en acı yaraymış. Sevmek çok zormuş, sev dokunma. 6 yaşından beri hayatınızda müzik var. 10 yaşından beri beste yapmaya başladınız. Kendinizi bir müzik dahisi olarak görüyor musunuz? Ben her zaman daha iyi olacağıma inanarak varlığımı sürdürüyorum. Her zaman eksik olduğumu görüyorum. Yapılacak çok şey var. Öğrendikçe daha mutlu oluyorum ama mutlaka her zaman daha iyi yapacak şeyler var diye onları yakalamaya çalışıyorum. Zaman geçiyor. Ben farkında değilim zamanı geçtiğini. Çünkü müzik benim aşkım, müziği çok seviyorum ve duygu ve düşüncenin özgür alanlarında alabildiğine at koşturmaya çalışıyorum sanki. Öyle derler ya, at koşturuyor diye. Evet, ben de o alanlarda özgürce dolanıyorum. Yapacağım çok şey var. Bu yüzden de hayatınızın her anında müzik var hep. Kesinlikle. Elbette hepsi sizin için çok önemli. Ama sizin için büyük bir anlamı olan bir şarkınız var mı? Ve hikayesi varsa sizden dinleyebilir miyiz? Şarkılarımın neredeyse büyük çoğunun hikayesi var ama bir tane değil tabii. Hikayesi olmayan şarkı yok gibidir. Bana göre her şarkı bir romandır aynı zamanda. Ve en beğendiğim diye bir ayrım yapamadım. Hepsinin yeri ayrı çünkü. Bazı anılar daha olumlu etkilemiştir, bazıları olumsuz etkilemiştir. Protest yapılarımızı ona göre kurmuşuzdur, yapmışızdır. Yani ben duygu adamıyım ve müzik adamıyım. Hissettiğimi yapmaya çalışıyorum. Hatasız kul olmaz.
harcadım ömrümü hep senin için. Sizin için dünya çapında en çok albüm satan sanatçı diyorlar. Bu doğru mu? Bugüne kadar ne kadar albümünüz satıldı? En çokların içine yer aldığımı biliyorum. Öyle diyorlar. İlk beşin arasında olduğumu söylerler. Bu son derece mutlu edici. Bu kadar satış demek, bu kadar ilgi demektir. Benim derdim ilgiyle ilgili. Derdim demeyeyim de beni mutlu eden ilgi. İnsanlar beni dinlemişler, sevmişler. Bu tirajlara ulaştırmışlar albümlerimi. Bu beni son derece mutlu ediyor. Yani şimdi tam bir rakam söylemesem de geçmişten itibaren hesabı korsan olmasaydı 500-600 milyon rakam demektir bu. Satış olarak bunu en az 10 ile çarpabilirsiniz. 4-5 milyar demektir bu. Bu olacak çok büyük bir rakamdır. Ben biraz ezbere konuşuyorum ama abartı da fazla vardır demiyorum. Bu denli ilgi oldu. Ben bundan son derece mutluyum. Ama ben ünlenmek için çalışmadım. Ben müziğimizde neler yapabilirim, nasıl zenginleştirebilirim ona çalıştım. Neticede öğrendikçe halkımızın da daha çok sevgisi oldu, anlatabildiysek. Böyle hayat devam ediyor açıkçası. Batsın bu dünya, bitsin bu rüya. Etme senden sonra can verirsen. Şarkılarınızın hepsini dinleyen biri sizin iyi bir dert ortağı olduğunuzu kesinlikle söyleyebilir. Peki dostlarınız için nasıl? İyi bir dert ortağı mısınız? Benim konularımın içinde dert ortağı olmak tabii ki var. Beni dinleyen çok kişi seninle paylaşıyorum anılarımı yahut da sorularımın cevabını senin mantığınla, anlatmak istediğinle almaya çalışıyorum. Bana çok yardımcı oluyorsun demişlerdir. Seninle eğleniyorum diyen de var, seninle ağlıyorum diyen de var. Deşarj olduklarını söylediler. Ben de bundan çok mutlu oldum. Ben yalnız hüzünlü şarkılar yapmadım. Filozofik mesajları olan, bir insanın yaşam boyu duyabileceği duyguları, olayları anlatmaya çalıştım. Benim görevim buydu. İçimden de hep öyle geldi zaten. Nerede boynu bükük bir garip görsen, hor görmek kim ürperiyor ya evde yoksa. Türk müziğinde üretimin durma noktasına geldiğini hala düşünüyor musunuz? Şu anda bunu şey olarak düşünüyorum. Müzikte topluca bütün ülke sanatçılarımızın, üretenlerin ve bütün sanat camiasının daha doğrusu şu anda zorda olduğunu biliyorum. Bunun nedeni gereken yatırımın yapılamaması ile ilgili. Çünkü insanların yaşaması için müziğe büyük ihtiyacı olduğu gibi müziği de yapmakla ilgili olarak büyük ihtiyaçları var. Bunlar maddi ve manevi haklarının alınmasıyla ilgili. Dolayısıyla şu anda sanat camiamızda maddi ve manevi haklar alınamadığı için yatırım ne manen ne madden yapılamıyor. Dolayısıyla o zaman üretim olmuyor. Üretimin olmaması yerli ve milli değerlerimizin çok zorda olmasına sebep olur. Değerlerimizi gereği gibi ne koruyabiliriz ne de geliştiremeyiz. Orhan Gencebay konser verecek mi? Sahneye çıkmak ayrı bir konu. Çok istiyorum fakat sahneye bir konser içinde olsa, 10 veya 100 konser içinde olsa bir hazırlık dönemi var ki, çok büyük bir dönem, onu yapmamız lazım. Onu yapınca dediğim gibi bir taneyle kalınmamalı. Her yere anlatmalıyız o yapmak istediklerimizi. Öyle olmalı. Onun ne kadar büyük bir emek, büyük yorucu olduğunu kestiremiyorum da ama böyle yapmak lazım. İstiyorum fakat daha karar veremiyorum. En yakın zamanda bekleriz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere tekrar. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Bilmesin o felek, kapattın gönlümün sevinç yönünü. Derdim dünyadan büyür. Kenan
Kenandoğlu, Murat Boz, Gökhan Türkmen, Mabel Matiz ve daha birçok ismi giydiriyor. Tasarımcı Emre Erdemoğlu bize erkek modası ve ünlüleri nasıl giydirdiğini anlatıyor. Aslında hepsinin tarzı birbirinden çok farklı, enerjisi çok farklı, duygusu çok farklı. Benim için çok keyifli bir süreç hepsiyle ayrı ayrı çalışıyor olmak, onların sahnesini hazırlıyor olmak. Kenan tanıdığım enerjisi en yüksek, duygusu en yüksek adamlardan bir tanesi herhalde. O giydiği kostümü sahnede bambaşka bir şeye dönüştürüyor. Yani askıdayken bambaşka bir şey, Kenan'ın üzerindeyken bambaşka bir şey, sahnedeyken çok daha başka bir şeye dönüşüyor. Uraz aynı şekilde, Gökhan Türkmen aynı şekilde, diğer giydirdiğim bütün sanatçı arkadaşlarım aynı şekilde. O yüzden hepsinin tarzı çok farklı, hepsi çok kişilikli ve duygusu olan insanlar. Dolayısıyla tabii ki çalışmak inanılmaz keyifli benim için. Kenan'ın bu sezon artık 2022'de daha böyle jilet, daha tertemiz, daha böyle maskülen göreceksiniz. Bugüne kadar hep deriler, işlemeler, şıkır şıkır sahne kostümleri hazırladık. Bu sene Merve ile böyle bir değişikliğe gidip daha o jilet, maskülen, clean görünümleri ona adapte etmeye çalışıyoruz. Çok da güzel oluyor. Birkaç konserdir yapıyoruz bunu. Bundan sonraki süreçte de göreceksiniz. Uraz inanılmaz çılgın. Ona renk inanılmaz yakışıyor. Acayip farklı bir tarzı var. Mesela diğerleriyle kıyasladığımızda daha cesur, daha her şeyi denemeyi çok seviyor. Ve bunu gerçekten kendisine çok yakıştırıyor. Taktığı aksesuarlar, işte giydiği bir ayakkabı, şapkası, beresi, gözlüğüyle çok iyi, kendi içinde de bir tarzı olan oyuncularımızdan bir tanesi. O yüzden hepsinin dokusu, dokunuşu, duygusu çok farklı ve oyunlarına, sahnelerine de, günlük hayatlarına da inanılmaz işliyor bu. Ben insanların giydiği kostümle ruhlarının ilişki içerisinde olması gerektiğini düşünenlerdeyim. Kadın erkek fark etmiyor. Giydiğiniz kostüm sizden bir şeyler taşımalı. Yani insanlar gördüğünde evet bu Emre'nin kıyafeti demeli, bu Ahmet'in, Mehmet'in kıyafeti demeli. Bir kere her şeyden önce vücudunuzu çok iyi tanıyor olmanız lazım. Vücut propozisyonunuzu, renginizi, ışığınızı çok iyi biliyor olmanız lazım. Cumhuriyet Bayramı Türkiye'nin en önemli bayramlarından biri. Atatürk'ün armağanı olan bu bayramı Ulu Önder'i anmadan geçemezdik. Sizler için Şişli'deki Atatürk Müzesi'ni gezdik. Sarı zeybek aman şu dağlara. Hande Hanım, buranın hikayesi ne? Burası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Müzesi. Bu ev 1908 yılında inşa edilmiştir. Atatürk 1918'de İstanbul'a geldiğinde İstanbul o dönem işgal altındaydı. Atatürk kendine güvenli bir ikametgah arıyordu. Bir süre Pera Palas'ta, daha sonra da arkadaşı Salih Fansa'nın Beyoğlu'ndaki evinde kaldı. Ve Suriye cephesinden arkadaşı Tahsin Uzer'in vasıtasıyla Madame Kasapyan'dan 15 kuruşa bu evi kiralar. Buraya gelen misafirlerimiz neleri öğreniyor? Buraya gelen misafirlerimiz öncelikle şunu öğreniyor. Atatürk bu evde kaldığı süre zarfında İstanbul işgal altındaydı. Atatürk bu evde silah arkadaşlarıyla birlikte Kurtuluş Savaşı'nın planlarını hazırladı. Milli mücadelenin temelini bu evde attı.
İsmet İnönü, Kazım Karabekir, Rauf Orbay gibi isimlerle bu evde gizli toplantılar yaptı. Biz müzemizde o dönemin ruhunu yansıtmaya çalışıyoruz. Milli mücadelemizin önemini anlatmaya çalışıyoruz. Burada Atatürk'ün mareşal üniformasını görebilirsiniz, çizmesini görebilirsiniz. Kurtuluş Savaşı dönemine ait çeşitli fotoğrafları görebilirsiniz. Sol tarafta ise Zübeyde Hanım'ın kaldığı odada ise Cumhuriyet sonrası ve İstanbul'u anlattığımız oda bulunmaktadır. Burada da Atatürk'ün 1927 yılından sonra İstanbul'a geldiğinde giydiği gömlekleri, ayakkabıları, aynı zamanda 1927'den itibaren vefatına kadar çekilmiş sosyal hayatına ait fotoğrafları ve Amerika Başkanı Roosevelt'in Atatürk'e hediye ettiği müzik dolabını görebilirsiniz. Beyaz perdeden ayrıntılar var. Çünkü sinema severlerin heyecanla beklediği vizyona girecek filmler belli oldu. Esta es una enfermedad común, la burguesía europea. Y aprendí que la peste, el cólera y la tuberculosis no son las verdaderas causas de la muerte. Osmanlı döneminde kötü çalışma koşullarına karşı birlikte direniş gösteren Müslüman ve gayrimüslim kadınların hikayesini konu edinen Grev görücüye çıktı. Metin Yeğen'in yönetmenliğini yaptığı filmde İtziari Tuno, Pelin Batu ve Tansel Öngel gibi isimler rol alıyor. Fatma, joven y hermosa, muy hermosa. Con ese entusiasmo de quien se siente poderosa. Bu kızcağızın anası hasta, başka da kimsesi yok. Gizemli ve içine kapanık bir öğrenciyle iletişim kurmaya çalışan genç bir öğretmeni anlatan Boynuzlar vizyonda. Scott Cooper'ın yönetmenlik koltuğuna oturduğu filmde Kerry Russell ve Jesse Plemons başrolü paylaşıyor. Kötülük bey getirmeye gelmez. Macera başlasın. Bu zaman makinesiyle 16 Mart 1920 yaşından sonra... Çocukların uzun süredir beklediği Yüzyılın Muhafızları vizyonda. Animasyon filmi tarihin akışını değiştirmeye çalışan Gürgen İl Azmi'yi engellemeye çalışan İstanbul muhafızlarının hikayesini konu ediniyor. Bunların bizim topraklarımızda ne işi var? Tuzağa! Dünyada en çok yapılan cerrahilerden biri göz kapağı estetiği. Peki göz kapağı estetiği kimlere yapılıyor, nasıl uygulanıyor? Uzmanına sorduk. Üst göz kapağı estetiği, üst gözün üstündeki fazlalık cildin, fazlalık yağ pakelerinin veyahut da fazlalık yağ yastıkçıklarının alınması cerrahisidir. Lokal anestezi altında yaklaşık 20-25 dakika süren bir cerrahidir. Genellikle kesi göz kapağının kendi çizgisinin içerisinde yapıldığı için ameliyattan hemen sonra bile belli olmazken orada hafif ödem ve kızarıklık, morluk olduğu için yine bir miktar gözükebilir. Ama bunun yaklaşık 4 ila 6 ay sonuna genelde oradaki çizgi tamam bembeyaz, böyle ince bir çizgi şeklinde kalır ve yaklaşık 6 ay, 1 sene sonra da neredeyse hiç görünmez bir boyuta gelir. Alt göz kapağı estetiği ise alt göz kapağında yer değiştiren yine yağ yastıkçıklarının ve aşağı doğru sarkan fazlalık oluşturan cildin eğer varsa da orada fazlalık oluşturan kasın bir miktar çıkartılmasıdır. İki yönlü, iki taraflı yapılabilir veyahut iki çeşitli yapılabilir. Bir tanesi gözün dışında yapılan, hemen göz kapağının altında yapılan bir kesiyle eksternal dediğimiz dıştan yaklaşım. Bir tane de gözün iç tarafından bizim konjüktiva dediğimiz gözü örten dokunun içerisinden girilerek yapılan içten yaklaşım olarak yapılabilir. Yine hastanın rahatsız olacağı şeyler genellikle işte
buradaki çizginin özellikle gözle yanağı ayıran ufak çizginin çok belirginleşmesi. Oradaki yağ pakelerinin çok fazla olup artık göz altını iyice şişman ve böyle yine işte aşağı doğru sarkık göstermesi. Cildin de fazlalığı genellikle hastanın en şikayet ettiği konulardır. İyileşme süresi çok fazla fark etmiyor iki kapak arasında. Üst göz kapağında da alt göz kapağında da şişlikler ve morluklar genel olarak 7 ila 10 gün arasında sürmekte. Ancak ana şişliklerin tam olarak geçmesi yine bir 3 haftayı bulabilmekte. Posterden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte buluşmak dileğiyle sizlerden ayrılıyoruz. Şimdilik hoşça kalın.